اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Kardeşlerim hoş geldiniz. Rabbimize hamdü sena olsun. Bir tefsir dersi daha bizlere cem etti. Bu dersimizde farklı bir tarzı takip edeceğiz. Birbiriyle alakası olmayan on farklı ayet hakkında mütala ve tefekkür edeceğiz. Bunların bir kısmı bir sorunun cevabı bir kısmında da çok güzel ve ince nükteler var. Cenab-ı şimdiden istifadeyi nasip etsin. Birinci ayeti kerime Bakara suresi ayet 15. Estaizu billah ve izâ legullezîne âmenû galu amenna o münafıklar iman edenlere rastladıklarında derler ki biz de iman ettik. Ve zahalu ila şeytanihim. Şeytanlarıyla kendileri gibi münafık olanlarla baş başa kaldıklarında galu derler ki inna Ma'ak. Biz sizinle beraberiz. İnna nahnu müstehzi'un. Biz onlarla istihza edenleriz. Alay edenleriz, dalga geçenleriz. Münafıklar ne yapıyormuş? Müminler ile karşı karşıya geldiklerinde biz de iman ettik diyorlar. Ama kendi gibi münafıkları gördüklerinde diyorlar ki biz sizler ile beraberiz. İman etmedik. Biz iman edenler ile alay ediyoruz. Allahu <tuhu> yestezi'u bihim. Bizim hakkında konuşacağımız bölüm burası. Allah onlar ile istihza eder. İstiza alay etmek. Allah'ın münafıklar ile istizası alayı nedir? Sorumuz bu. Bir daha tekrar ediyorum. Cenab-ı Kur'an'da münafıklar ile istihza ettiğini, alay ettiğini beyan buyurmuş. Allah'ın ihtizasından muhat ve maksat nedir? Alimler demişler ki bu istihza hem dünyevidir hem de uhrevidir. Dünyevisini İmam Fahru Razi şöyle izah etmiş. Allah'ın münafıklara ihtizasından muhat, ondan yapmış olduğu planları Müslümanlar aleyhinde kurmuş oldukları bütün hile ve desiseleri Allah'ın peygamberimize haber vermesidir. Allah'ın dünyevi istizası budur. Urevi istizaya gelince İbn Abbas Hazretleri şöyle beyan etmiş. Yarın Mahşer günü Mahşer günü İnsanlar hesap meydanında kan ter içindeyken birden cennetin kapıları açılır ve münafıklar cennete davet edilir. Düşünün şimdi yani. O meydanın şiddetini düşünün ve cennete davet edildiniz. Münafıklar koşmaya başlardı İbn Abbas Hazretleri. Tam girecekler Kapılar kapanır. Şimdi düşünün bir. Üzgünlüğü, pişmanlığı, hasreti. Nasıl bir derece yani? Hani bir iki adım atsalar. Cennete girecekler. Bütün dehşet bitti. Üzgün bir şekilde bir daha hesap meydana gelirler. Bir müddet sonra. Cennetin kapıları bir daha açılır. Bir daha davet edilirler. Bir daha koşarlar kapı bir daha kapanır, bir daha dönerler evet. ve onlar ateşe atılıncaya kadar bu hal devam ederdu İbn Abbas Hazretleri evet. onların bu koşmasına ve geri dönmesine melekler güler müminler güler İşte Allah'ın münafıklara istizası ahirette böyledir birinci ayetten nüktemiz bu kadar 10 ayeti kerime hakkında tefekkür yapacağız. Birinci ayet Allah'ın münafıklar ile istizası dünyevi ve uhrevi istizayı iki imamdan nakille öğrendik. İkinci ayeti kerime yine Bakara suresi ayet 29. Bu arada bir sorunun da cevabını bulacağız. Huvellezi <laughs> o öyle bir Allah'tı ki Hala galakum ma fil ardı cemi'a yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Tüm stava ile sema sonra iradesiyle semaya yöneldi fesavvahunne sab'a semavat o semayı da yedi sema şeklinde tasviye etti, halk etti, nizama soktu. Şimdi ayet-i bir daha dikkat kesilelim. O Allah ki yeryüzünü yarattı bizim için. İçinde ne varsa her şey bizim. Sonra semaya yani gökyüzüne iradesiyle yöneldi. O zaman bu ayetten yola çıktığımızda önce gökyüzü mü yaratıldı? Yeryüzü mü? Hangisi? Yeryüzü. Sümme ile sema. Sonra sema yöneldi. Şimdi Nazihat suresine bakıyorum. Nazihat suresi Cenab-ı Hak buyurmuş. Ayet 27. entum eşaddu halgan emis sema. Cenab-ı Hak soruyor. Sizi yaratmak mı daha zorduk yoksa semayı mı? Benaha Allah semayı bina etti. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede insanın öldükten sonra dirilmesindeki kolaylığı beyan için semanın yaratılışını gösteriyor. Onu bina etti. Bak bu da diyor ki vel arda -ah Ba'de zalike dahaha ve sonra yağ yüzünü yaydı. Naza suresinde önce sema sonra yağ yüzü zikredilmiş. Şimdi Bakara suresinde önce yeryüzü sonra sema. Ama Nazar suresinde önce sema sonra yeryüzü. İşte birbirini zıt gibi görünen bu iki ayetin veci tevfiki nedir? Yani bize bir ateist dese ki Kur'an'da Bakara suresinde Cenab-ı Hak allah Teala inandığınız Rabbiniz önce yeryüzünün sonra semanın yaratılmasından bahsetmiş. Halbuki Nazihat suresinde Önce sama geçiyor. Sonra yeryüzü geçiyor. İki ifade birbirine zıt. Bunu bana izah edebilir misin? Cemaat insanların imanlarını bu sorularla çalıyorlar. Kimse doğuştan kafir doğmuyor memleketimizde. Adam Müslüman ama ilmi yok. Meseleyi bilmiyor bir hırsıza rast geliyor. O da bu sorularla imanını çalıveriyor. Cevap şu kardeşlerim. Cevap şu. Yeryüzünün yaratılması gökyüzünün yaratılmasından öncedir. Ama yeryüzünün döşenmesi gökyüzünün yaratılmasından sonradır. Yani Cenab-ı Hak ilk önce yeryüzünü yaratmış. Sonra gökyüzünü yaratmış, sonra yeryüzünün son şeklini vermiştir. Zaten Nazar suresinde sonra yeryüzünü yarattı demiyor. Sonra yeryüzünü döşedi deniliyor. Döşemek yaratılmış bir eşyaya daha sonra efendim faaliyette bulunmaktır. Yaratılan bir eşya var daha sonra bu eşya döşeniyor. Demek ki bu iki ayet birbirine zıt değil. Rabbimiz önce yeryüzünü yarattı. Ama yeryüzü ağaçlarıyla, balıklarıyla, çiçekleriyle, hayvanatıyla süslenmedi ve döşenmedi. Çıplak bir yeryüzü. Sonra Rabbimiz iradesiyle semaya yöneldi ve samayı yedi sema şeklinde tanzim etti ve sonra iradesi ve kudretiyle yeryüzüne yöneldi ve yeryüzüne son şeklini verdi. Her şeyi bir anda yaratmaya muktedir olan Rabbimiz isimlerinin ve sıfatlarının tecellisi için, hikmeti için böyle merhale merhale yarattı. Bir şu anda niçin böyle merhale merhale yaratıldı bu kapıyı açmıyoruz. Çünkü daha 8 ayeti kerimeyi daha mütala edeceğiz. Üçüncü ayeti kerime yine hakkında bir soru sorulabilir. Bakara suresi ayet 30. Ve izgâle rabbuka melâike. Bir vakit Rabbin meleklere dedi ki İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Insandan haber veriyor. Galu melekler dediler ki etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Ya rab sen orada kan dökecek. Fesat çıkartacak birilerini mi yaratacaksın? Soğumuş şu. Gaybı ancak Allah bilir. Melekler insanların kan dökeceğini ve fesat çıkartacağını nereden bildi? Bu soruya da müfessirler üç şıklı bir cevap vermişler. Bir, yaratılmış ve yaratılacak her şey levh mahfuzda kayıtlıdır. Melekler Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle ve izniyle levh mahfuza bakmış ve istikbali oradan okumuş ve görmüş olabilirler. İki, bizzat Allah bildirmiştir. Allah'ın bildirmesiyle bilmişlerdir. Ya da üçüncü ihtimal insanlardan önce cinler yaratılmıştı ve cinler yeryüzünde kan dökmüş ve fesat çıkartmıştı. Melekler insanları cinlere kıyas etmiş ve bu soruyu Cenab-ı Hakk'a sormuşlardı. Demek ki meleklerin bilmesi ya levh-i mahfuzdan görmeleri ya Allah'ın bildirmesi ya da in insanları cinlere kıyas etmeleri. Başka bir ayeti kerime bizim dördüncü ayeti kerimemiz ve allama adama el esma ha summa arazahum <laughs> alel melaike. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra o isimleri meleklere arz etti. Fecal meleklere dedi ki: Enbiuni bi esma'iha ulay in kuntum sadik. Eğer siz sadıksanız şu eşyanın isimlerini bana haber verin. <laughs> eğer siz sadıksanız yani bunun manası eğer siz Hazreti Adem ve Adem oğlunun yaratılmasında bir hikmet yok. Ya Rabbi biz seni tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz sözün de doğruysanız. O zaman hadi bakalım şu eşyaların isimlerini bana haber ver. Galo <laughs> subhanek. Onlar dediler ki Ya Rabbi biz seni tenzih ederiz. La <laughs> ilmelena. Bizim ilmimiz yoktu. Bilgimiz yoktu. İlla ma allentana. Ancak sen bile ne bildirmişsen biz onu biliriz. Sen ya Rab bu eşyanın isimlerini bize öğretmedin ki biz bilelim. İnnek entel alimul hakim. Sen alimsin ve hakimsin. Gal Allah dedi ki ya Adem. Ey Adem. Enbihum bi esmaim onların isimlerini meleklere haber ver. Felamma enbaahum bi esmaihim ne zaman ki Adem Aleyhisselam onların isimlerini meleklere saydı, haber verdi. Gal Allah dedi ki meleklere: "Elem ekul lekum ben se demedim mi? inni alemu gaybe's semavati vel ard. Ben yeryüzünün ve semavatın gaybını bilirim. Ve a'lemu me'tubdun ve ma me kuntum tektumun. Sizin açıkladığınızı bilirim. Ne sakladınız onu da bilirim. Şimdi nüktemiş şu. Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu Hazreti Adem'e öğrettiği eşyaların isimlerini yani şu ayet kerime وَاَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا Allah Adem'e her ismi öğretti. Bunun manası ne? İman Nesefi der ki bunun manası şudur. Cenab-ı Hak bütün eşyanın isimlerini mesela bu attık, bu karıncadır, bu kuştur ve bu eşya bu işe yarar diye Hazreti Adem'e öğretmiştir. Ve Hazreti Adem eşyayı ismiyle ve faydasıyla meleklere bildirmiştir. Yine İbn Abbas Hazretleri diyor ki bu ayet tefsirinde evet. Cenab-ı kıyamete kadar hangi eşya icat edilecekse hatta kepçeyi hatta çanağı bütün lugatlarıyla bütün dillerle Hazreti Adem öğretmişti ve Hazreti Adem bu bilgiyi meleklere ders vermiştir. Demek ki Hazreti Allah'ın Adem Aleyhisselam'a isimle öğretmesinin manası budur. İmam Nesefi Hazretleri bu ayetten çok müthiş bir mana çıkartıyor. Müthiş bir mana. Diyor ki bu ayeti kerime ilmin ibadetten üstün olduğuna delildir diyor. Hatta diyor ki İmam Nesefi lugat ilmiyle bile meşgul olmak. Bakın lugat ilmi. İlimden midir yani? Bir tefsir, hadis, akayda, kıyasla ilimden midir? Değil. Ama diyor ki lugat ilmiyle bile meşgul olmak nafile ibadetten evladır. Ve sözünü izah ediyor. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ispat etmek için ilim sıfatını kullandı. Hazreti Adem'e eşyanın ismini, faydasını öğretti. Melekler eşyanın ismini ve faydasını bilemedi. Ve Adem Aleyhisselam meleklere eşyanın ismini ve faydasını ders verdi. Eğer Cenab-ı Hakk'ın katında İlimden daha kıymetli bir sıfat olsaydı Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in meleklere olan üstünlüğünü o sıfat ile ispat ederdi diyor. Demek Cenab-ı Hak katında ilimden daha kıymetli bir sıfat yok ki Hazreti Allah Hazreti Adem'in meleklere olan üstünlüğünü ilim sıfatıyla ispat etmişti. Ve iki diyor İmam Nesefi Melekler ibadette, itaatte Hazreti Adem'den çok önde olmalarına rağmen Cenab-ı Hak meleklere Hazreti Adem'e secdeyi emretmiştir. Bu aynı zamanda ibadetin ilme secdesidir buyurmuş İmam Nesefi. İnşallah bizler de ilmin kıymetini bilelim. Sayfa 5'te üçüncü ayeti kerime burası da ayet 36 Cenab-ı Hak malum Adem Aleyhisselam yarattı Havva validemiz ile birlikte cennetine koydu ben dek alayım şuradan ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne biz dedik ki ey Adem sen ve zevce cennete yerleş. Ve kula minha ragadan. Hay şi'tuma. Nereden dilersen dile bol bol ye. Cenab-ı Hak cenneti Adem aleyhisselama helal yaptı. Ve la takraba hazi şecere. Ama dedi ki sakın ha, bu ağaca yaklaşmayın. Fetekûne <laughs> mine zalimin. Yoksa zulmedenlerden olursunuz. Zalimlerden olursunuz. Hemen bir pant açalım. Bu aradaki zalimlerden maksat nefsine zulmedenler manasındadır. Bir peygamber zalim olmaktan münezzehtir. Uzaktır. İsme sıfatına sahiptir. Bundan maksat şudur. Yani zalimlerden olursun. Mana şu. Cennette böyle keyifle yaşıyorsun. Meşakkat yaşıyorsun. Rızkın için çabalamıyorsun. Hasta olmuyorsun. Ve keza ve keza. Sonra bu ağaca eğer sen yanaşırsan buradan çıkartılırsın. O zaman rızık peşinde koşarsın. Açlık, susuzluk çekersin. Çıplak kalırsın. Meşakkat çekersin. Kendi nefsine zulmedersin. Bu rahatı, bu keyfi bulamazsın. Fezellehume şeytanu anha. Şeytan ikisinin ayağını kaydırdı. Fehacehuma mimma kana fi ve ikisini o nimet yurdundan çıkardı. Ve gunnahbidu ba'dukum li ba'din adu. Biz de dedik ki bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak İnin bakalım cennetten. Şimdi sorumuz şu. Bu ayetten nüktemiş şu. Hazreti Adem cennette ne kadar kaldı? Dört farklı görüş var. Ben dördünü aldım. İbn Abbas Hazretleri diyor ki ile akşam arası kadar kaldı. Dünyadaki ile akşam arası kadar kaldı. Said İbni Cübey diyor ki öğle ile ikindi arası kadar kaldı. Musa İbni Ukbe diyor ki bir günün dörtte biri kadar kaldı ve İmam Hasan diyor ki bir saat kaldı. Ama cennetin bir saati dünyanın 130 senesine mukabildir. Cennete epey uzun kalmış yani. Bir saati bile kabul etsek Cennette dünyevi zamana kıyasla 130 sene kalmıştı. Eğer İbn Abbas, Sayyid İbni, Cübey, Musa İbn Ukbe isabet etmişse çok daha fazla kalmıştı. Başka bir nüktenin peşine düştük. Fetalakka adamu min rabbihi <tuhun> kelimat fetaba fe fesubhanallah. Malum Cenab-ı Hak çıkarttı Adam Aleyhisselam'ı Havva Validemiz. Birisi Sarandip Adası'na Havva Validemiz. Hazreti Adem de Mekke'ye indirildi. Fe subhanallah. Yıllar geçti. Hazreti Adem'in artık gözlerinden yaş gelmiyor, kan geliyor. Kabe tavaf ediyor bütün gün. Cenab-ı Hakk'ın kendisini affetmesi için ve sonunda fetelakka adamu min rabbi kelimat Hazret Adem Rabbinden kelimeler aldı. Allah Hazret Adem'e bazı kelimeleri ilham etti. Ve tabi Hazret Adem tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Sormuşum. Hazret Adem'in tövbesinin kabuğuna sebep olan Allah'ın ona ilham ettiği kelimeler hangi kelimelerdir? Bu hatta nüktemiz bu. Tefsirde, tefsirde ben sadece bir kelimeyi görmüştüm. İmam Gazi Hazreti'nin bir okurken başka bir kelimeyi daha gördüm. İki kelimeyi naklediyor. Birincisi, birinci ihtimal onların Rabbena zalanna enfusana ve in lam ve tarhamna Müthiş bir dua. Ben çok seviyorum. <laughs> Rabbana ey Rabbimiz <laughs> zalamna enfusana. Biz nefsimize zulmettik. Allah dedi yani fetekuna min zalimin. Zulmedenlerden olursunuz dedi ya. Az Adem diyor ki ya Rabb biz nefsimize zulmettik. Allah bir rivayete göre Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'ı bu duayı ilham etmesi Hz. Adem'in bu dua yapmasıyla Cenab-ı Hak onları affeder Arafat'ta buluşurlar. Bir de İmam Gazali naklettiği kelime var. Ben okuyunca çok hoşuma gitmişti. Hatta demiştim ki madem bu kelime Adem Aleyhisselam'ın affına bir vesile olmuş Umulur ki bizim de affımıza vesile olur. O zaman ezberlemiştim onu. O da müthiş bir tövbe. Müthiş bir tövbe. Bakın şimdi muhtemelen hiç bu kadar güzel bir tövbe duymamışsınızdır ve yapmamışsınız Allahümme inni estagfiruka min kulli zembin toptu ileyke summa uttu fi. Tam beş defa Allah diyor ki Allahümme inni estagfiruka <Sessizlik> diyor. Beş defa diyor her birinden sonra başka bir kusur sayıyor. Allahümme inni estağfiruk. Allah'ım ben sana istiğfar ediyorum. Tövbe ediyorum. Af diliyorum. Niçin? Min kulli zembin tuptu ileyke summa uttu fi. Yapmayacağım diye sana söz verdim, Tövbe ettiğim. Ama sonra tekrar yaptım günahlarımdan dolayı senden af istiyorum. Ne büyük bir cümle. Ya Rabbi senden af diliyorum ki ben birçok günahlara tövbe ettim. Yapmayacağım diye söz verdim ama sözümden döndüm onu yine işledim. Yine söz verdim yine işledim. İşte ben bu günahımdan dolayı sana tövbe ediyorum. Devam ediyor. Allahümme inni estağfiruke. Min kulli ma vattu kebimin nefsi ve lem ufelek. Ne güzel ya. Allah'ım şundan dolayı da istifa ediyorum. Yapacağım diye sana söz verdim. Dedim ki ya Rab şu işim olsa bak ben şu ameli yapacağım. Ah bir zengin olsam sadaka vereceğim. Hacca gideceğim. Ah şu işim olsa. Söz verdim yemin ettim. Ama onu yapmadım. Sözümde durmadım. Sözümde durmadığım yapacağım deyip de yapmadığım ne kadar işim varsa ya Rabbi hepsinden dolayı senden af diliyor. Devam ediyor. <laughs> Allahümme inni estağfiruke min kulli amel arattu bi vechek fe gayuk acayip bir şey ya. Ya Rabbi senden af diliyor. Şu amelden dolayı senin rızan için başladın. Ama sonlu o amelde başkasının rızasını kastettim. Yani senin için yaptım ama sonra amelime rüya karıştırdım. Namaza senin için başlamıştım. Sonra birisi geldi. Dedim ki ya şimdi kıyam uzatmak lazım. Hemen okuya gitsek ayıp olacak. Hacca gitmiştim ama hiç tavaf etmeyecektim. Baktığım birisi var tavafta. Aman beni de görsün dedim tavafa çıktım. De kez çoğalt misali. Ya Rabbi senin rızan için başladım ama sonra başkasını o amele ortak ettim. Ne kadar amelim varsa hepsinden istiğfar ediyorum. Allahümme inni estağfirke min kulli nimet arattu bi vecek min kulli nimeti. Allah'ım her nimetten dolayı sana istiğfar ediyorum. Sen bu nimeti bana ihsan ettin. Ancak ben bu nimeti isyanda kullandım. Sen bana göz verdin, harama baktım. Dil verdin, gıybet ettim. Ayak verdin, harama koştum. Mal verdin, haramda açtım. Allah Allah. Sen o nimetle bana yardım ettin, iyilik ettin. Ben o nimeti günahta, isyanda kullandım ve devam ediyor. Allahümme inni estağfiruke min kulli zem. Allah'ım her günah günahtan dolayı senden af diliyor. Günahlar sayıyor. Eteytu fi ziya evin Ben o günahın bir kısmını gece kanlıkta işledim. Bir kısmını gündüz işledim. Bir kısmını yalnızken işledim bir kısmını insanlar içindeyken işledim. Eteytu fi zelleyli evin nahar ve fi ev halan ve sin ve alaniye. Bir kısmını gizli işledim. Bir kısmını aleni işledim. İmam Gazali diyor ki işte Hz. Adem'in Allah'tan vahiy ile aldığı kelime budur diyor. Bu tövbeyi yapmıştık. Hz. Allah da tövbesini kabul etmişti. Bu bahsi de geçti. Şimdi başka bir bahsi. bahsi. Kaç ayeti kerim oldu? Altı tane bitti. On ayeti kerimemiz var. Kaldı dört tane. Bu da bir sorunun cevabı yine. cenab, <laughs> cenab beni İsrail'e hitap ediyor. Summa gasset gulubukum min ba'di zalik. Bundan sonra diyor. Üste bir olay anlatılıyor. Ona ben zikretmiyorum. Kalpleriniz katılaştı. Fehiye o kalpler kel hicare taş gibidir. Ev eşed gasve. Hatta diyor taştan daha katıdır. Şimdi Ve inne minel hicareti lama yete feccer <laughs> enhar. Nice taşlar vardı. Ondan nehirler fışkırır. <laughs> Ve inne minha lama yeşaggagur. Niye taşlar vardı ikiye yarılır da fe yahrucu minhul mar. ondan su çıkar. Ve inne minha lama yahbudu min haşyetillah. Ve nice taşlar vardı ki Allah korkusundan yuvarlanır. Bizim nüktemiz burada. Bir taşın Allah korkusundan yuvarlanması ne demekti? Mutezile demiş ki bu mecaz bir ifadedir. Hakikat değildi. Taşın hayatı canı yoktur ki Allah korkusun bilsin yuvarlansın. Mana şudur. Yani eğer taşın aklı olsaydı, hayatı olsaydı Allah'tan korkup yuvarlanırdı demişler. Ama ehli sünnet ki biz bunu kabul ediyoruz buna itiraz etmiş ve demiş ki ayet mecaz değil hakikattir. Her ne kadar taşın hayatı olmasa da Allah ona ilham eder. O ilham ile korkar. Ve delil getirmişler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hicret edeceği zaman Sebir dağına çıkmış ilk önce. Hira dönü Sebir'e çıkmış. Sebir dağı sağlam konuşmaya başlamış. Demiş ki Allah Resulü üzerimden in. Üzerimden in. Korkarım ki Müşrikler seni benim üzerimde yakalar da Allah bana bu sebeple azap eder. O zaman Hira dağı Ya Resulallah İleyye İleyye demiş. Ey Allah Resulü bana gel bana gel. Efendimiz Hira'ya çıkmıştı. Yine Efendimizin malum hutbe okuduğu bir ağaç var. Efendimiz onu terk edince ağlamaya başlamış. Yine Efendimizin elinde taşlar zikretmiş. El-i Sünnet diyor ki bu hadiseler o kadar çoktu ki inkar edilemez. Dolayısıyla Allah onlara ilham eder. Onlar ilham ile tesbih eder. Allah onlara ilham eder. Onlar o ilham ile ağlar. Allah onlara ilham eder. Onlar o ilham ile korkar ve yuvarlanır. İmam Mücahit diyor ki diyor ki fışkıran bir taş diyor. Ya da Tepeden yuvarlanan bir taş Allah korkusu sebebiyle fışkırmış ve o korku sebebiyle yuvarlanmıştır diyor. İbn Abbas Hazreti diyor ki bir taş diyor kocaman bir kaya insan da o kuvvetiyle itemez diyor. Ama bir bakarsın tepeden yuvarlanıyor. Tepeden yuvarlanan her taş diyor Allah korkusuyla yuvarlanmıştı. O zaman ne yapacağız? Bir taş düşünün mesela ikiye yarılmış ondan su çıkıyor. Ya da bir taş gördü yuvarlanıyor ve subhanallah diyeceğiz. Bu taş Allah korkusuyla yarılmış ve Allah korkusuyla da böyle yuvarlanmıştır. Başka bir ayeti kerime, başka bir ayeti kerime kaça geldik? Sekize. Bu ayeti kerime de Kur'an'ın manalarının bitmeyeceğini. Niçin bir ayet-i kerime onlarca tefsir yapılmış? Niçin meal ayetin bir bir karşılığı olamıyor? Buna güzel bir örnek. Bakara suresi ayet 121. Ellezina ateynahumul kitap kendilerine kitap verdiklerimiz yetlunahu <Sessizlik> hakka O kitabı tilavetin hakkıyla okurlar. Şimdi kendilerine kitap verdiklerimiz kitabı okurlar diyelim biz. Hakkıyla oku. Bu ayet-i kerime bakın dört farklı tefsir yapılmış. Kendilerine kitap verilen kim? Birinci görüş bunlar Yahudilerden Müslümanlığı seçen Abdullah İbni Selam ve arkadaşlarıdır bu manaya göre okudukları kitap hangi kitaptı? Tevrat'tı. Bakın ayet şöyle oldu. Kendine kitap verdiklerimiz Abdullah İbni Selam ve arkadaşları kendilerine verilen Tevrat hakkıyla okurlar. O Tevrat'ta Hazreti Muhammed'in sıfatlarını görürler. Ona iman ederler. İkinci ihtimal Kendilerine kitap verilenlerden maksat Cafer İbn Ebi Talib ile Habeşlerden gelen 40 kişilik Hristiyan grubudur. Buna da Müslüman olmuştu. Bu ihtimale göre kitaptan maksat nedir? İncil'dir. Mana şöyle olur. Kendilerine kitap verdiğimiz o 40 kişilik grup onlara verdiğimiz İncil kitabını hakkıyla okurlar. İncil'de ahir zaman nebisinin sıfatlarını görürler. öyle yu'minûne bi ve onlar ona iman ederler. Üçüncü ihtimal kendilerine kitap verilenlerden maksat sahabelerdir, Müslümanlardı. O zaman kitaptan maksat ne oldu? Kur'an olur. Onlar Kur'an'ı hakkıyla okurlar. Bakın birinci ihtimal Yahudilerden Müslüman olan bir cemaat hakkında inmiş İkinci ihtimal Hristiyanlardan Müslüman olan bir cemaat hakkında inmiş Üçüncü ihtimal Sahabeler ve Müslümanlar hakkında inmiş Birinci ihtimale göre kitaptan maksat Tevrat'tır İkinci ihtimale göre kitaptan maksat İncil'dir Üçüncü ihtimale göre de kitaptan maksat Kur'an'dı. Bir ihtimal daha var şimdi. O da şu. Kendilerine kitap verilenlerden maksat peygamberlerdi. O zaman kitap nedir peki? O zaman kitap cins kitaptı. Yani onlara verilen kitabı beyandı. Yoksa bir kitabı tahsis değildi. Peygamberle kitap verilmişti. Bu arada kitapla kitap cinsi kastedilmiştir. Bakın bir ayet-i kerimeye dört farklı mana verilmiş. O yüzden Kur'an'ın kısa meali ayeti ifadeye kafi gelmiyor. Peki hocam hangisi doğru? Allah bilir. Belki bu ayet-i kerime hepsi hakkında Hepsini içinde cem ediyor. Dokuzuncu ayet-i kerime dokuz. Bu da çok güzel bir nükte çok güzel bir nükte. Yakup Aleyhisselam'ın e, vefatını anlatıyor. Ben bu taraftan alıyorum yani. İz gâle li o atı son nefeste evlatlarına dedi ki ma ta'budûne min ba'di benden sonra neye tapacaksınız? benden sonra neye tapacaksınız? Galu onlar dediler ki na'budu ilahek ve ilaha baiki İbrahim ve İsmail ve İshak ilahen vahida. Dediler ki biz senin ilahına ataların olan İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek ilahına ibadet edeceğiz dediler. Şimdi soru şu. Bak, İmam Ragıp nükte şu. İmam Ragıp buradan müthiş bir nükte çıkar. Müthiş bir ünlüktü. Diyor ki, Yakub aleyhisselam evlatlarına ma min badi, benden sonra neye ibadet edeceksiniz derken, ben öldükten sonra puta tapar mısınız, güneşe tapar mısınız, ateşe tapar mısınız? demek istememişti. Yakub aleyhisselam evlatlarının şeye düşmeyeceğini biliyordu. O şunu kastetmiştir. Benden sonra dünya ile meşgul olur da Rabbinizi unutur musunuz? Bunu kastetmişti. Ve diyor ki İmam Ragıp şu söz güzel bir sözdür. Ma gada anilla anille Seni Allah'tan ne yoksa senin mabudun odur. Seni Allah'tan ne uzaklaştığı yoksa Allah'la aranı ne açıyorsa mabudun odur. Yani dedik o zaman ya, ya, e, Hazreti Yakup benden sonra dünyayla meşgul olur da dünyayı mabud kabul eder de acaba Rabbinizden yüz çevirir misiniz? Ta subhanallah. Abi bu hitapta bizim büyük bir kısa hissemiz var. Önce benim nefsimin yani. Önce benim nefsimin. Allah'tan bizim ne aldı koy yoksa bizim mabudumuz odur demiş İmam Ragıp. Ve 10. ayeti kerime çok güzel bir nükte var burada. Çok güzel bir nükte. Bakara suresi ayet 143. Ve kezalike cennakum ummeten vasata. Allah diyor ki biz sizi böylece vasat ifrattan ve tefritten kurtulmuş orta vasat bir ümmet kıldık. Litekunu şuhada alen nas. İnsanlara şahit olun. Ve yekuna resulü aleykum ve peygamber de sizlere şahit olsun. Bizim bu ayette mütala edeceğimiz nükte لِتَكُونُ شُهَدَّاءَ عَلَى النَّاسِ insanlara şahit olmanız için. insanlara şahit olmaktan maksat nedir? Evet. İnsanlara şahit olmaktan maksat nedir? Cevabı vermeden önce şu anda kalbime gelen bir nükte. Kardeşler kelamullah Allah'ın kelamı. Hadi Allah biz bu yaşımıza kadar bu ayeti okuduk ve bu ayetin manasını düşündük mü? Bir soru. Şu anda aklıma geldi yani. Cenab-ı Hak bizi vasat bir ümmet yaptığını beyan buyurmuş. Buna sebep olarak da insanlar üzerine şahit olmamızı göstermiş. Acaba bizim insanlar üstüne şahit olmamız ne demektir manası nedir? Resulallah. Eğer düşünmediysek o zaman şimdi nefsimizi levm edelim. Diyelim ki Fesubhanallah bu Kur'an bize inmiş. Ama ben Kur'an'da böyle bir ayet olduğunu şimdi duydum. Yaşım 40, yaşım 50, yaşım 60. Demek ben bunca sene Kur'an'dan ne kadar uzak bir hayat geçirmiş. Noktayı koydum. Şimdi ümmeti Muhammed'i insanlar şahit olmasını okuyorum. Hadis-i şerif. Sayda Hududan nakledilmiş. un nebi yevmel kıyame bir peygamber kıyamet günü gelir ve ma'avracül bir adamla gelir. Ümmeti bir kişi. Resulullah'ın ben nebiyyü ma'ahu ve nebiyyü ve ma'ahu bir peygamber gelir iki kişiyle gelir. Allah Allah. Ve sav min bir peygamber gelir onun biraz daha fazla ümmeti var. Üç beş kişiyle gelir. Allah Allah. Yani bir peygamber şu anda bizim yaptığımız gibi Allah sohbetini ümmetiyle yapamamış ya. Bir kişi iman etmiş. Feyud'a Peygamber kavmi çağrılır. Feyugalu lehum. Allah o kavme der, o kavme denilir. Hel bellegakum haza. Bu peygamber size tebliğ etti mi? Bu peygamber size duyurdu mu? Beni anlattı mı der Allah? Feyugulu nela. Tabi pabuç pahalı. Derler ki, ay anlatmadı. Ey Allah'ım Anlarsa biz iman etmez miydik yani? Allah Allah. Feyugalu leh. So peygamber deniliyor ki. Hel bellate gavmek. Sen kavmini anlattın mı? Kavmine tebliğ ettin mi? Duyurdun mu? Feyugulu <laughs> naam. Peygamber de der ki duyurdum. Allah Allah. Şimdi ümmeti duyurmadı, anlatmadı diyor. Peygamber anlattım, duyurdum diyor. Feyugalu <laughs> Men yeşhedü Allahu Ekber ya. O peygambere denilir ki senin şahidin var mı? Şahidin kimdir? Allah Allah. Düşünce bir peygamber geldi. Allah peygamberden şahit istiyor. Fe Muhammed ve ümmet. Der ki benim şahidim Muhammed'dir ve onun ümmetidir. Allahu Ekber ya. Bir şahit gösteriyor. Şahidim Muhammed'in ve ümmeti diyor. Benim şahidim Muhammed'dir ve ümmetidir. Fe yugailu lehum el bellek Ümmeti Muhammed çağrılır. Onlara sorulur. Bu peygamber kavmine hakkı anlattı mı, duyurdu mu? Fe yugûlûne na'am. Ümmeti Muhammed der ki evet duyurdu. Fe <laughs> O zaman peygamberin ümmeti Ümmet-i Muhammed'e sorar. Ve ma Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Yanımızday mıydınız? Fe yegulun. Ümmet-i Muhammed der ki. Câena nebiyyuna. Bize peygamberimiz geldi. Fe ahbarana. Bize haber verdi. Enne resule gad Her peygamber kavmine tebliğ etmiştir. Biz peygamberimizin bildirmesiyle biliyoruz. İşte ümmet Muhammed'in insanlara şahadeti budur. O zaman insandan maksat kimdi? Peygamberlerdi. Hatta başka başka şey, mealen nakledeyim ben. Ders şu çok uzadı diye. Câbi' bin Abdullah Hazretleri anlatıyor. Diyor ki efendim buyurmuş. O gün diyor ben ve ümmetim yüksek burçlarda oluruz diyor. O gün her bir ümmetin ferdi bizimle beraber olmak ister. Kavmi tarafından yalanlanan her peygambere biz şahitlik yaparız diyor. Ama bu adı ince bir nükte var cemaat. Hazreti Hibban naklediyor. Çok ince bir nükte. O dehşetli bir nükte ha. Diyor Hazreti Hibban Hazretleri o gün o yüksek buçlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam beraber olup Peygamberin leyinde şahit edecek Müslümanlar kalbinde başka bir Müslümana karşı kin ve nefret taşımayan Müslümanlardır diyor. Kalbinde bir Müslümana karşı buz, kin ve nefret taşıyan diyor o gün yüksek burçta olamayacaktı. O zaman kalbine yapmak lazım temizlemek lazım. Kardeşlerim Cenab-ı Hak bize ihsan etti. Bugün bu saatte bizi cem etti. Biz de Allah'ın kelamından on ayet üzerinde mütala yaptık, tefekkür ettik. Bu ayetler yarın mahşer günü şefaatçimiz olsun. Kabirde nurumuz olsun. Sıratta burakımız olsun ahirette beratımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi şu sohbetlerden ayırmasın. Amin. amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtana inneke entel alimul hakim tegabbel minna bihumetil fatiha.